TÜYAP kitap fuarında yazarlarla, şairlerle konuşuyoruz ama arada dediğim gibi burada plastik sanatlar da temsil ediliyor ve çok da güzel sergiler var. Ben gün boyunca farkındaysanız bu odadan çıkamadığım için bu güzel eserleri çok elleyemedim, dokunamadım, gezemedim. Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar müthiş bir heykeltıraşı ve sanatçıyı yanıma getirdiler. Mazlum Göze yanımda. Merhaba. Teşekkür ederim. Ama o kadar iyi değilim. Daha hala acemiyim ve hep acemi kalacağım. Acemi kalmak güzel bir hep acemi kalacağım. O ruhla yapmak ama görüntüde hiç acemi değil onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi önce bu heykel meselesinden bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü ben işte eskiden bununla ilgili bazı yazılar yazmıştım. Şöyle ki hakikaten böyle hani komik komik şeyler var. İl il gezince ki Türkiye'yi çok gezme fırsatım oldu son yıllarda. Yani ucube kelimesi çok yanlış kullanıldı. Gerçek anlamda o belediyelerin diktiği dev işte patlıcanlar, domatesler, işte salatalıkların falan olduğu heykeller var. Ya da böyle yani zavallı Atatürk'ün böyle proporsiyonsuz, dev kafalı, küçük vücutlu vesaire. Şimdi bunlar hani heykel sanatının hani Rönesans'ı yaşamamış olmamızın kanıtı diye böyle komik siteler var bunların yerine. Gözlerimden yaşlar geliyor ben bunlara bakınca. Ama sizce neden bizim böyle heykelle bu kadar bir nefret ilişkimiz var? Aslında tam olarak ben nefret olarak görmüyorum ama şey var, biz itici tarafı var heykel dediğiniz zaman. Bunun en temel şey dinle ilişkilendirilmesi. Çünkü onu bir put gibi olarak algılıyorlar. Ki Hristiyanlığa baktığınız zaman orada da hani o totemlerin oluşu, bize yansıyışı, hani aman tehlikeli, bak kayarsın oraya, hani taşa taparsın, onu sevme, ona yaklaşma, sana yasak. Yani aslında tam olarak insanlar alt yapılarını doldurduklarında, bizlerle tanıştıklarında hiç de öyle bir şey olmadığını, bunların tamamen yanlış bilgiler olduğunu, yanlış beslenmeler olduğunu görüyorlar ve yeniden kendilerini bir daha düşünmeye sevk ediyor ve ben bundan çok keyif alıyorum. Ucube denmesi çok hoşuma gidiyor. Biz çünkü ucube diyenleri de seviyoruz, ucubeleri de seviyoruz çünkü biz sanatla uğraşıyoruz. Ya, sanatın tabii ki seveni heykel, resim, seramik ne yapıyorsanız yapın ama seveni olduğu kadar sevmeyeni de olacaktır. Biz sevmeyenleri de seviyoruz çünkü biliyoruz ki biraz beslenirlerse onlar da sevecekler. Şimdi hazır telefonumuz buradayken çünkü biz malum canlı yayınları buradan yapıyoruz ama yandaki salonda sizin heykelleriniz var. Evet. Biraz seyircilerimize heykellerinizi gösterirseniz onun üzerine ben bu yaratım sürecini sormak istiyorum. Şu kameraya tutabilirseniz. Bu benim burada bulunan iki çalışmamdan biri. Bu çalışmamda cam ve mermeri bir arada kullandım. Diğer çalışmayı da hemen göstermek istiyorum. Tabii bu arada hocalarımla beraber fotoğraflarımız var. Bu diğer alanda bulunan heykelim. Taşın bu, içine cam yerleştirmiş. 2,5 metre boyutunda bu. Evet. Böyle. Şimdi şu arka tarafı. Burada daha çok mimari öğeleri göreceksiniz. Ön tarafta resmin baskın olduğunu göreceksiniz. Böyle. Bu da sanki böyle tarihin ötesinden gelen bir yazıt gibi evet, duruyor. Evet, çünkü geçmişten beslenmek zorundayız. Geleceğe birazcık kapı açabilmek için, kendimizi aşabilmek için mecburuz gelişmişi bugünleştirip, bugünü de yarınlaştırabilmek için. Bu zaman kavramı yok oluyor böyle. Evet, böyle. Ben şimdi burada bu eserlere bakınca şu soru aklımda, zihnimde beliriyor. Siz bayağı bir interdisipliner çalışıyor gibisiniz değil mi? Evet, yani çünkü bir mimari ögesi var, heykel tarafı var, resim tarafı var. Dolayısıyla bu kategorizasyonları yerle bir ediyorsunuz. Bu sizin sanıyorum hem hayata bakışınızla da ilişkindir değil mi? Evet. Hem de aslında sanatın böyle kutucuklara yerleştirilmeyeceği tezinde yani aslında birazcık kişinin her zaman için ne yaşıyor olursa olsun kendini birazcık sert duvarlara vurması gerekiyor yaşantının her alanında.
ben de birazcık, benim de biraz öyle oldu. Ben Devrim Erbil mezunuyum lisansta, resim mezunuyum. Daha sonra kavramsal sanata yöneldim. Plastik sanatlarda yüksek lisans yaptım Ergin Lan'la. Kavramsal sanatla uğraştığınız zaman ister istemez mekan problemi çıkıyor. Mekan deyince, peki o zaman bir dakika dedim, ben gidip mimarlık okumalıyım dedim. Gidip mimarlık okudum ama aslında hepsi sanata hizmet etmek içindi. Mimarlık okuyunca tabii ister istemez bu disiplinleri alıyorsunuz. Sanatla uğraştığınız zaman içine şiir giriyor, içine yazı giriyor, her şey müzik giriyor, müzik giriyor. Yani aslında sanatla uğraşan bir insanı sadece bana göre, benim bakış açıma göre kotalamamalıyız. Hani o ressam, o heykeltıraş değil, hayır o sanatçı. O mermeri yontarken şiir yazıyor. O şair, o yazılar oraya yazarken aslında o mermeri yontuyor. Benim için bu böyle. Yani bir ben sinemada film izlediğim zaman her bir kadraj benim için bir resim sahnesi. Her bir şey bir şiir için gönderme olabilir. Yani disiplinlerin hepsi bir arada ve onlarla bu şekilde kaos yaratıyorum. Sonra bu kaosla bir çözümleme getiriyorum. Bunu da bana kim gösteriyor? Doğa gösteriyor. Çünkü ben benim acemiliğim dediğim gibi hiçbir zaman bitsin de istemiyorum. Hep bilgiye karşı bir açlığım olsun istiyorum. Ve bu yüzden hala 15 yıl oldu ama hala ben hocalarıma hocam ben bunu yapıyorum, bu sizin görüşünüz nasıldır diye böyle yanlarına gidip bilgi almaya çalışıyorum. Onların görüşlerini almaya çalışıyorum. Ve ben bunu herhalde 80 yaşına geldiğimde hala yapıyor olacağım. Birilerini bulup hocam diye gideceğim. Ve ben şimdi gelişen nesle de sanata ilgi duyan, lisansını sanatla yapmak isteyen insanlara da bunu söylüyorum. Yani hocalarınızın yakasına yapışın. Onlar zaten çok fazla vermeye eğilimliler. Siz de birazcık şey yapın. Hani gidin yapışın. Nereden ne alacaksınız? Bilgiye doymayın. Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var, yenilenmeye. Bunu da götürecek şey bilgidir. Benim en büyük malzemem doğa dediğim gibi. En büyük hoca da o aslında. Benim hocalarımın hocası da doğa açıkçası. Ben malzemelerimi en çok çöplüklerde buluyorum. Bunu hep söylüyorum. Ben çöplükleri dolaşıyorum, mezarları dolaşıyorum. Çünkü orada başka bir ruh buluyorum. Bir kafede oturacağım zaman o mesela mezarlık tarafına bakıyorsa kafe, orada oturuyorum. O kahveyi içerken ben oradaki enerjiyi hissetmek istiyorum, dokuyu hissetmek istiyorum. Doğayı takip ediyorum. Yani doğanın verdiği deformasyonları alıyorum. Bunları birer zeka ürününe çevirmek zorundasınız. Çünkü insan olarak bize lütfedilmiş bir şey var, akıl. Aklı kullanacağız ve zeka ürünleri olarak ortaya çıkartacağız. Ben böyle yürüyorum ve bundan sonra da hep yarıştığım tek kişi yine benim bir önceki işim. Ben şimdi TÜYAP 2016 Sanat ve Kitap Fuarı'nda yaptığım çalışmanın rakibi olacak bir sonraki. Siz konuşurken Hesiod diye, yani aslında Yunan mitolojisine bakıyorsunuz ki mitoloji aslında din. Şimdi biz mitoloji diyoruz ama o dönem insanlar ona inanıyorlar ve hep şöyle başlıyor. Önce kaos vardı diye başlıyor. Evet. Ondan sonra yani Sümer-Babil mitolojisine de bakınca Tiamat gibi böyle gece, karanlık, kadın, bilinmeyen, Freud'un dediği gibi. Şimdi bunlar böyle o karmaşadan, kaostan her zaman bir şey. Big Bang'de öyle değil evet, mi? Yani evet, işin evet, evet. Fizik boyutu, işin mitoloji boyutu, işin evet. Din boyutu hepsi aslında bir yerlerde birleşiyor. Ama sanat denilen şey aslında bütün bunları süzgecinden geçirip vücut veriyor her evet, şeye. Evet, ve evet. Sanatçı kimse sizin beyninize girip aa bu sanatçı şunu yapmış diyemez. Çünkü her izleyici, her okuyucu, her işte gezgin bir parkın köşesinden geçerken sizin bir heykelinizi görünce yeni bir heykel yaratıyor. Her şiir okuru yeni bir şiir yazdığı gibi onu okurken. Evet, evet, evet. Dolayısıyla aslında siz birer ipucu veriyorsunuz. O Alice Harikalar Diyarı'nda gezerken evet. Yeni bir şey oluyor. Ama ve kendisi de o sürece dahil oluyor. Evet. Kendi geçmişiyle, kendi yaralarıyla, kendi izleriyle. Evet. Yani siz şimdi bir sinemaya gittiğiniz zaman orada ki trajediyi izliyorsunuz, bir trajedi var. İster istemez oradaki o acıyı yaşayan kadın oluveriyorsunuz. Evet, sanat kuruyorsunuz. Bunu yapar. Yani oradaki heykel, oradaki resim. Ki şunu söyleyeyim, her sanat alanı için, her disiplin için, her bir çalışma bir kütüphanedir. Yani hiçbir şekilde iki tane bir şey okuyup bir şey üretemezsiniz.
Bunu aslında hayatın hiçbir alanında yapamazsınız. Ve eğer kendinizi aşmak istiyorsanız mutlak ki okumak zorundasınız. Her bir çalışma bir kütüphaneyi temsil ediyor. O Ali Serkalar Diyarı'nı yaratırken onun sanatçısı onun acısını, zorluğunu, kederini, her şeyini yenip oraya sunuyor. Ondan sonra izleyici onun keyfini almakla yükümlü. Sadece istediğimiz bu. Değil mi ya? Bir de ben gerçekten sanatta hep şunu söylüyorum. Bazen işte röportaj falan yapılınca da hani neden yazıyorsun ya da size sorulabilir. Neden yontuyorsun, neden resim yapıyorsun, neden işte şunu, neden. Yani bazen şunu düşünüyorum. Evet, bir şey bırakmak geride çok önemli. Hmm. Bir eser bırakmak. Ama onun da ötesinde İki gündür pek çok yazarla ve sanatçıyla söyleşi yapma fırsatım oldu. Hepsinde ortak nokta ve sizde de bunu görüyorum, tutku. Ve tutku kelimesi de tekrar tekrar ortaya çıktı. Bu sadece ben ölümsüz olmak için, yani çünkü neyin kalıp kalmayacağını bilmiyoruz değil mi? Yani evet. Bir sürü şey, mesela çok güzel bir makale okumuştum T.S. Eliot döneminde. 15. yüzyılda galiba ama dönemin en çok okunan yazarı ismi yok bugün, hiç hatırlanmıyor. Ama o dönem herkes, yani zaten çok da fazla edebiyat yokken, sadece aristokrasi onu okurken krallar gibiymiş. Ama şimdi yok. Dolayısıyla neyin kalacağı, neyin kalmayacağı, bunlar hani neyin klasik olacağı, neyin olmayacağı. Pek çok devreden ve depremden sonra bir şeyler kalıyor. Ve fakat bizim yaratma sürecimizdeki o heyecan, o tutku, o delilik hali, evet, belki de bizi hani bu kadar karanlık, bu kadar bazen bedbah olduğumuz hayatta bir temiz hava gibi gelmesi. Yaşam destek ünitesidir diyorum ben. Değil sanat. Mi? Yani size nefes aldırır, durup düşünmenizi sağlar. Ki benim bir söz var, inanılmaz güzeldir. Şems Tebrizi der ki, nereden biliyorsun yaşamın altının üstünden güzel olmadığını? İşte tam da bu az önce bahsettiğiniz kaosta da. Yani bazen yaşamımızı o kaosun içerisinde bir alt üst etip böyle hani bir karışık bir bavulun içinde bir şey ararsınız ya. Aa, evet budur o. O da sizin için hayatta rehberdir. Sanat bize bunu yapar. Yani siz ne yaparsanız yapın sanattan beslenin. Kendinizi oradan uzaklaştırmayın. Ben başka bir soru sormak istemiyorum. Bu cümleyle bitsin istiyorum. Çünkü tamam, beslenme meselesi gerçekten, evet, özellikle sanatın bir yerlere tıkıştırılıp böyle kapalı kapılar ardında olması, yani zaten doğasına aykırı. Tabii. O yüzden hani herkes de besleyebilir. Sanatın pek çok formu var. Evet. Alt üst fark etmiyor, sağ sol fark etmiyor. Evet. Zaten iyi eserler kalıyor. Evet öyle, ama şimdi tabii sanatın kapalı alanlara konulması sanatçılar için çok can acıtıyor. Bizim canımız acıyor. Benim hocalarım bazen diyor ki, umarım diyor şu kişiler benim işimi satın almaz falan diye dua ettiklerini biliyorum. Çünkü gerçekten de sanatçı yaptığı çalışmaya ruhunu, bedenini, her şeyini koyuyor. Ben çalışma yaparken yani o iş kırılacağını, ben hastaneye falan kalkayım diye inanın o hallere geliriz, ama başka bir dünya. Sonra bir işinizi birisi satın alıyor. O size bir sonraki işlerinizi üretebilmeniz için destektir aynı zamanda. Satın aldığı zaman şey yapıyorsunuz böyle, artık benim değil. Yani artık sizin... Matisse öyledir yani mesela, hep o Picasso'yu herkes çok daha iyi biliyor, evet, ama yani birbirlerine ne kadar ilham verdikleri, evet, ve nasıl, evet, böyle hani ilk bitirince mesela bir seriyi birbirlerine haber bir gözlemlediklerini, evet, biliyoruz ama, evet, mesela bir Rus iş adamının, evet, Matisse'in en önemli eserlerini alıp kapatıp yani sanat tarihinden resmen çalmış olması, evet, evet, belki de o mali kendisine almasına yardımcı oldu o paraları, ama evet, evet, adam yok oldu ortadan. Evet, öyle. Yani keşke tıpkı diğer yurt dışındaki birçok ülke gibi biz de sanatçılar bireysel olarak devlet tarafından desteklense de sanatçılar daha iyi şeyler üretebilse. Daha iyiden kastım şu, daha mutlu bir şekilde biz yaratmak için kendimizi parçalayıp hayatımızın bir sürü yerinden ödün ve verirken... Başka işler yapmak zorunda kalırken, evet, yani pek çok benim, yani şimdi bu bir saat konuşuyoruz bu konuda ama, evet, hakikaten yani, evet, şair arkadaşlarım reklamcılık ve benzeri şeyler yapıyorlar. Ya. İşte bazı yazar arkadaşlar
televizyonculuk yapıyor, onu evet, yapıyor, bunu evet, yapıyor. Evet. Ki yani o minicik zamanda da evet, eserlerini yaratmaya çalışıyor. Yani az önce bir izleyici, TÜYAP'taki bir izleyici bana şunu sordu. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Hani heykeli gördü, benimle konuştu heykel hakkında falan ama ne iş yapıyorsunuz dedi. Benim işim yok dedim. O ne, onu da bilmiyorum. Çünkü sizin işiniz, özel hayatınız, sosyal hayatınızın hepsi o işte. O. Yani çok büyük bir aşk gerekiyor, çok büyük bir hırs. Bu hırs ama çok güzel bir hırstır. Yani hani Erasmus der ya, dedikodu iyidir ama faydalısı. Bu da öyle. Yani hırs iyidir ama faydalısı. Bu da böyle bir şey. Bizim işimiz bu, hayatımız bu, sosyal yaşantımız bu. Yani başka işler yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yaşamımızı idame ettirmeliyiz. Kimse bana bedavaya bir şey vermeyecek. Bu şekilde mecburen yönleniyoruz. Ama dediğim gibi ben inanıyorum Türkiye daha iyi yerlere gidecek. Çünkü her TÜYAP'a katılışımda izleyici sayısının daha çok arttığını görüyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Ve diğer sokakta yürüdüğümüz zaman da göreceğimiz çalışmaların sayısı arttıkça o başta bahsettiğimiz o korku var ya, heykele karşı, sanata karşı, tabular, totemler, dini baskılar, bir sürü şey. Bunların hepsi de yavaş yavaş yıkılacaktır. Evet. Ki mesela Eskişehir örneğinden bunu gayet güzel değil görüyoruz. Evet, evet, evet. Değişik evet, yerlerde çünkü. Evet, evet, çok güzel. Mazlum Gözek, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya böyle bir enerji ve heyecan getirdiniz. Öyle güzel. Sağ olun. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Evet, TÜYAP'taki sohbetlere devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.